Merhabalar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Plak isimli oyundaki senaryoları oynamaya devam ediyoruz. Şöyle bir hangi senaryo oynayacağımıza bakarım ama büyük ihtimalle donmuş virüs senaryosunu oynarım. Şöyle bir başka hangi güzel senaryolar var diye bir kontrol edelim. Domuz gribi var. Ondan sonra Nipah virüsü var. Buz çağını zaten oynamıştık. Ya da domuz gribi mi oynadım? Ama yorumlarda donmuş virüsü isteyen bir arkadaşımız vardı. Ona yorumundan dolayı teşekkür ediyorum ve donmuş virüs oynamaya karar verdim şu an. Donmuş virüs hastalığımız arkadaşlar Rusya'dan başlıyor. Soğuğa çok dirençli bir virüs olup biz virüsün sıcaklık direncini geliştireceğiz. Buradan hemen rastgele bir isim seçebiliriz. Bu arada videoları beğeniyorsanız, eğer bu tür videolarım, bu oyun videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olursanız çok sevinirim. Burada şimdi genlerimi seçiyorum. Genlerden 3. kutudaki yetenek maliyeti geni çok önemli ve 4. kutudaki Darwinci geni çok önemli arkadaşlar. Yani çok zor oyun modunda oynarken tek bir gen bile önemli bir fark oluşturuyor. Yani bu yüzden de bu genlerin olması lazım. Bazen yorumlarda yazıyorsunuz hani bizimkisi bu şekilde olmadı, fazla DNA puanı harcadım şeklinde. Bu genlerin olması gerekiyor. Yani bu genler olmadan benim oynadığım şekilde oyunu geçmeniz zor. Çünkü oyun artık gerçekten zorlaşıyor. Bu arada hızlıca size özellikleri gösterdim. Farklı birkaç özelliği var. Bizim diğer hastalık grubumuzdaki gibi yayılma özellikleri yok. Şimdi ilk önce yetenekler kısmından DNA onarımını yükselteceğiz. DNA onarımını yükselttikçe hem belirtiler kısmında hem de yayılma kısmında ama özellikle belirtiler kısmında özellikler açılacak. Biz belirtilerden sadece dişsizlik özelliğini kendimiz yükselteceğiz. Bundan sonra biz bu DNA onarımını yükselttikçe diğer özellikler açılacak ve hastalık kendi kendine mutasyon geçirecek arkadaşlar. Belirtilere ekstradan DNA puanı harcamak zorunda kalmayacağız. Bu arada gördüğünüz gibi DNA onarımını yükselttikçe yeni yeni belirtiler, yeni yeni özellikler açılıyor. Şimdi buradan dişsizliği yükselttikten sonra bulaşma seviyesi bir miktar yükseliyor. Sonrasında yapacağımız şey Amip'i yükseltip diğer yayılma yollarını açabilmek. Zaten bunu yükselttiğim zaman hep beraber göreceğiz. Hemen buradan Amip'i 2 seviye yapıyorum. Amip'i 2 seviye yaptıktan sonra diğer özellikler ortaya çıkıyor. Şimdi burada ısı direncini de yavaş yavaş yükseltmem gerekiyor. Öncelikle hani yayılma ve ısı direnci beraber de gidebiliriz ya da sadece yayılma kısmından gidip sonrasından ısı direnci de yükseltebiliriz. O çok fark etmiyor ama benim yaptığım şekilde yaparsanız daha sağlıklı olur. Şimdi DNA onarımını bir seviye daha yükselttim. Finlandiya enfeksiyonu yavaşlatan ilaç buldu arkadaşlar. Bu durumda yapmamız gereken şey yetenekler kısmından ilaç direncini bir seviye yükseltmek. Şimdi buradan ilaç direncini bir seviye yükseltiyorum. Şimdi ısı direncini de bir seviye yükseltsem artık iyi olmaya başlayacak. O yüzden yavaş yavaş ısı direncini de yükseltmeye başlıyorum. Çünkü ısı direncini 3 seviye yapıp ortak bir özellik açılacak. Onu da açmam gerekiyor. Bu özellik bize okyanuslarda ekstra bulaş sağlayacak. Bu oyunu şundan dolayı kaybediyorsunuz arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi hastalığım kendi kendine mutasyon geçirmeye başladı. Oyunu kaybetme sebebiniz Madagaskar, Yeni Zelanda, Karayiplere hastalık bulaşmıyor. Fas. İşte buralara hastalık bulaşmadığı için de oyunu kaybediyoruz. Tedaviyi tamamlıyorlar. Bizim amacımız bir an önce bu ülkelerde bulaşabilmesini sağlamak olacak. Yayılma kısmından böcek ile yayılmayı bir seviye yükseltiyorum. Sonrasında kuş ile yayılmayı yükseltebilirim. Gelen DNA puanlarına göre bakıp. Bunları yükseltmemin sebebi hastalığıma ekstradan mutasyon geçirebilme özelliği sağlamak, özelliği kazandırmak.
Kuş için 14 DNA puanı gerekiyor. Su için de 19 DNA puanı gerekiyormuş. Şu an bizim 13 DNA puanımız var. Biraz daha bekleyeceğiz. Şimdi su ile yayılmayı 2 seviye yükselttim. Çünkü gemi ile bu bahsettiğim adalara, ada ülkelerine hastalığın yayılmasını istiyorum. Gerçekten Madagaskar, Karayipler, ondan sonra Yeni Zelanda, Yeni Gine bu oyunda belalı bölgelerimiz. Hastalık kendi kendine mutasyon geçiriyor zaten. Bizim için en önemli mutasyonlar arkadaşlar bu ilk açtığım yerdeki etçil, işte dişleme vesaire falan belirtilerin olduğu yerdeki mutasyonlar. DNA onarımını en üst seviyeye getirmem gerekiyor ki orada açılacak özellikle oyunu kazanabilelim. Bunun da ne olduğunu size birazdan göstereceğim. Bu arada buz direnci dediğim özellik buz direnciydi arkadaşlar. Şimdi hastalığımız okyanuslarda daha rahat bir şekilde yayılabilecek. Mesela gördüğünüz gibi Karayiplere şu an hastalığım bulaştı. Şimdi ilaç direncini 2 seviye yapıyorum. Tedavi %25 tamamlandı. Biraz daha hızlı davranmam gerekiyor hastalığı yayma konusunda. Şimdi burada Amip'in 3. özelliğini açınca diğer özelliklerin 2. seviyeleri ortaya çıkıyor. Hemen buradan hayvancılık bir seviye yükseltiyorum. Genetik sertleşmeyi tedavi yavaşlaması için yükseltebilirim. Ki yükseltiyorum. Sarılık belirtisi mutasyona uğradı. Güzel, bizim için bulaştırıcılığı artacak bir özellik. Fas, Madagaskar, Cezayir, Orta Afrika. Dediğim gibi arkadaşlar Madagaskar. Ve derken Madagaskar'a da hastalık bulaştı. Artık biraz daha rahat olabilirim. Çünkü diğer ülkelerde rahat bir şekilde bulaşacaktır. Şimdi burada genetik sertleşmeyi bir seviye yükseltebilirim. Tedavi hızını yavaşlatmak için. Bu arada bozuk kemik gelişim belirtisi mutasyona uğradı. Burada kuşu bir seviye yükseltebiliriz. Ya da öncelikle genetik sertleşmeyi yükseltiyorum arkadaşlar. Tedavi hızını yavaşlatmak için. Gördüğünüz gibi hiçbir belirtiye, o başta açtığım belirti hariç hiçbir belirtiye biz kendimiz DNA puanıyla yükseltmedik. Kraniyal fil hastalığı belirtisi mutasyona uğradı. Benim artık arkadaşlar DNA onarımını bir seviye daha yükseltmem gerekiyor. DNA onarımı bir seviye daha yükseltip açılacak özellikle oyunu kazanacağız. Ama ben şimdi şöyle hastalıklı ülkeleri, işte sağlıklı insan kalan ülkeleri kısaca bir göstereyim. Gördüğünüz gibi sıcak ülkelerde işte Meksika'dır, Orta Afrika'dır, Madagaskar vesaire falan bu tür ülkelerde sağlıklı insanlar kalmış. Tedavim neredeyse %60 oldu. Burada birazcık oyunu normal hızına çeviriyorum çünkü düşünerek hareket etmem gerekecek. Şimdi yayılma kısmından kuş, böcek bunlara bayağı fazla DNA puanı istiyor. Belirtiler kısmından kistleri yükseltiyorum. Biraz daha bulaştırıcılık seviyesi artsın diye. Deri lezyonları bunu da yükselttim. Şu an bütün insanların hasta olması için çabalıyorum. Kötücül asit belirtisi mutasyona uğradı. Bütün dünya hasta olduktan sonra arkadaşlar bu DNA onarımını son seviyeye yükselteceğim ve bir özellik daha açılacak. Hatta şu an yükseltiyorum, artık bütün dünyanın hasta olmasını beklemem gerek yok. Bu açılan tam özelliği okuyamadım ama açılan özellik Neandrele geni. Bu da açıldıktan sonra oyundaki bütün insanları ille de öldürmeye gerek yok. Bu da İşte diğer birkaç oyun modunda da böyle vardı, işte köleleştirmeye çalışıyorduk vesaire falan. Bu da ona benzer bir senaryo. Hani dünyadaki bütün insanları öldürmemiz şart değil. Sadece o özelliği hasta, o özelliği açıp bütün dünyayı hasta etmemiz gerekiyor. Şimdi tedavi hızı %90'larda. Bu arada bilginiz olsun, tam böyle %100 olduğu saniye basarsanız, bu arada dünyada sağlıklı insan kalmadı. %100 olduğu saniyede basarsanız
DNA puanı kazanabilecek miyim diye bakıyorum. Bak, kazanamadım. %100 olduğu saniyede tedaviyi, bu genetik sertleşmeyi bir seviye yükseltirseniz tedavi tamamlandı şeklinde sayılmıyor. Ben az evvel bunu kullandım. Şu an tedavi %96 tamamlandı. %97. Bu arada Neandertal'e gerileme belirtisi mutasyona uğradı arkadaşlar. Bu bizim için çok güzel bir özellik. Birazdan oyunu kazanacağız. Eğer tedaviye biraz daha müdahale edebilirsek. Zaten bu açıldıktan sonra hem tedavi hızı düşüyor hem de oyunu kazanmış oluyor. Şu an tedavi hızı %88'e düştü. Ben buradan yeteneklerden genetik karışıklığı da bir seviye yükseltiyorum. Tedavi hızımız %80'e düştü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Neandertal çağına geri döndük. Bu şekilde oyun bitmiş oldu. Yani bütün insanları öldürmeniz gerekmiyor. Neandertal özelliğini açtığınız anda eğer bütün dünyada hasta olursa oyunu kazanmış oluyorsunuz. Oyunumuz bu şekildeydi. Donmuş virüsü de bu şekilde oynuyoruz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayalım. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Bu durumdan ötürü de sizden özür dilerim ama gerçekten destekleriniz benim için çok önemli. Size istatistikleri de gösterdikten sonra videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim.